Merhaba çocuklar. Zamanı ölçme konusuyla tekrar birlikteyiz. Saat çeşitleriyle başladım. Saatlerimiz analog saat ve dijital yani elektronik saat olmak üzere ikiye ayrılıyor. Analog saatte üzerinde akrep ve yelkovan vardır bilgisine ulaşıyoruz. Üzerinde akrep ve yelkovan olan saatlere analog saat diyoruz. Dijital saatte ise akrep ve yelkovan yoktur. Bilgisayarlarda ve cep telefonlarında da hep dijital saat bulunur çocuklar. Biz analog saat üzerinden saatlerin nasıl okunduğunu öğreneceğiz. Analog saat üzerinde akrep nedir? Akrep saatin kaç olduğunu gösterir. Kısadır ve yavaş hareket eder. Akrep saatin kaç olduğunu gösterir. Kısadır ve yavaş hareket eder. Yelkovan ise dakikanın kaç olduğunu gösterir. Uzundur ve daha hızlı hareket eder. Akrep saatin kaç olduğunu gösteriyor. Yelkovan dakikanın kaç olduğunu gösteriyor. Şimdi başlayalım saatleri okumaya. Tam saatlerden başlayalım. Akrep yani kısa çubuk saatleri gösteriyor. Yelkovan yani uzun çubuk dakikaları gösteriyor. Ve biz yelkovana göre kaç dakika geçtiğini anlayıp saatin kaç olduğunu söyleyeceğiz. Yelkovan uzun çubuk 12'nin üzerinde ise tam saati ifade eder. Örneğe bakıyorum. Gördüğün gibi uzun çubuk tam 12'nin üzerinde. Aslında bunun mantığını bir derste daha anlatacağım ama şimdi de biraz giriş yapabilirim. 12'nin üzerinde çocuklar yani herhangi bir dakika geçmemiş. Şuralarda dakikalar var çocuklar. Henüz daha dakikalara başlamamış. Bu nedenle ona tam saat diyoruz. Tam 12'de yani 0 dakikada. Tam 12'nin üzerinde 0 dakikada olduğu için tam saat yani şu anda saat 8'dir. Ben buraya pek çok örnek yapıştırdım. Örneğin, uzun çubuk yelkovan 12'nin üzerinde olduğu için henüz hiçbir dakika geçmemiş. Yani 0 dakika kısmı. Öyleyse saatimiz kaçmış? Saat 11. Buraya saati dijital şekilde de elektronik bir şekilde de yazabilirim. Diğerine bakıyorum. Yelkovan, uzun çubuk, 12'nin üzerinde yani henüz dakikalara başlamamış. 0 dakikada. Öyleyse saat tam 1. Saat tam 1. Buraya dijital bir şekilde saatimizi yazıyoruz. Uzun çubuk tam 12'de. Dakikalar henüz başlamamış. Yani dakikamız 0. Öyleyse saat tam 8. Buraya saatimi yazdım. Yelkovan uzun çubuk tam 12'de yani dakikalara tur atmaya başlamamış. Dakikamız 0. Öyleyse saat tam 4. Yelkovan uzun çubuk 12'de. Dakikaları gezmeye başlamamış. Öyleyse saat tam 5. Yelkovan tam 12'nin üzerinde. Dakikalara henüz başlamadığı için, akrep de burada olduğu için, 12'yi gösterdiği için saat tam 12. Tam saatler bu şekilde çocuklar. Yelkovan 12'yi gösterdiğinde dakika 00 demektir. Ve akrep neyi gösteriyorsa saat odur. Saat 8, saat 11, saat tam 1, saat tam 8, saat tam 4, saat tam 5, saat tam 12.